ertelenmiş, zamana yayılmış bir süreçtir. Tekrar zamana yayılan bir yaklaşım değil, bir an önce mümkün olduğu kadar objektif kriterler çerçevesinde vize muafiyet diyaloğunun, vize diyaloğunun başlamasını, bu konuda bir yetkilendirmenin yapılmasını, sonra da diğer ülkeler, Avrupa Birliği üyelik sürecindeki ülkeler hangi esaslar içinde bu diyaloğu yürütmüşlerse aynı esaslar içinde bunun tamamlanmasına büyük önem veriyoruz. Ve hem Sayın Füle hem Sayın Ashton'ın hem de bu konuda ilgili komiser Sayın Malmström'ün çabalarını takdir ediyoruz. Gerçekten bazı önemli mesafeler alındığı kanaatini de taşıyoruz. Ancak önümüzde vize muafiyeti konusunda net ve açık hedefler konması ve beraber yürüyeceğimiz bu yolun her aşamada açık ve net olması bizim için büyük önem taşıyor. Dediğim gibi bu Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının ve Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği ilişkileri arasındaki ilişkilerin doğal sürecinin bir sonucu olarak, bir hak olarak görüyoruz. Ümit ederiz en kısa zamanda bu konuda beraberce mesafeler alabiliriz. Daha sonra Kıbrıs konusunu kapsamlı şekilde ele aldık. Kıbrıs dönem başkanlığı ile ilgili, Avrupa Birliği'nin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi dönem başkanlığı ile ilgili tutumumuz açık ve sarihtir. Biz bu konuda Sayın Ashton'a ve Sayın Füle'ye pozisyonumuzu bir kez daha aktardık. Tabii Avrupa Birliği Türkiye ilişkileri ve bizim birlikte yürüttüğümüz temaslar sürecektir ama Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin hiçbir organı, hiçbir kurumu veya bakanlığı Güney Kıbrıs Rum Yönetimi dönem başkanlığının ilgilendiren herhangi bir faaliyette Avrupa Birliği tarafıyla temas içinde olmayacaktır. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi orada olduğu sürece bu konuda tutumumuz bilinmektedir. Ayrıca özellikle Batı Balkanlardaki gelişmeleri ele aldık. Yine tabii Kıbrıs sorununun Birleşmiş Milletler müzakere sürecindeki son gelişmeleri de gözden geçirdik ve özellikle Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin son dönemde başlattığı bazı sondaj çalışmalarının Doğu Akdeniz'de yol açtığı siyasi riskleri de Avrupa Birliği tarafıyla paylaştık. Ümit ederdik ki 1 Temmuz'dan önce kapsamlı bir çözüme ulaşılabilsin. Son olarak Sayın Eroğlu'nun Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Sayın Ban Ki-moon'a yazdığı mektupta yaptığı açık teklife, öneriye rağmen mesafe alınamamış olması tabii maalesef bu süreçte istenilen netice ulaşılmasını engellemiştir. Biz her zaman Kıbrıs'ta adil bir çözümü, Birleşmiş Milletler parametreli ve çift taraflılık içinde adil bir çözüm için, iki kesimlik perspektifinde bir çözüm için çalışmaların sürdürülmesini taraftarız. Ancak bunun ucu açık bir şekilde olmaması ve mümkün bir zamanlama, bir takvimlendirme ile sonuç alıcı bir nitelikte olması önem taşıyor. Balkanlar konusunda ve Orta Doğu'daki gelişmeler konusunda zaten Sayın Ashton'la ve Sayın Füle ile sürekli temas halindeyiz. Oradaki gelişmeleri de gözden geçirdik. Her iki konuda özellikle de Orta Doğu'daki yaşanan büyük siyasi dönüşümde Türkiye ile Avrupa Birliği'nin ortak çabalarının çok önemli sonuçlar doğuracağına inanıyoruz. Bundan sonra da bu çabaları birlikte sürdürmeye kararlıyız. Sürekli bir istişare zemini var. Sayın Ashton'la İran P5+1 müzakereleri vesilesiyle de belki de en sık görüşen iki bakanız. Bazen haftada birkaç kez görüşüyoruz. Toplantılar gerçekleşiyor. Bu anlamda aramızda yoğun bir stratejik diyalog ve işbirliği zaten var. Ancak bunun daha kurumsal bir nitelik kazanması için de Türkiye-Avrupa Birliği siyasi diyalog toplantılarının bir düzen içinde yürümesi önem taşıyor. Ben tek